Scroll.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber başka ürünlerin altında bile yorumlarla sorduğunuz, çok merak ettiğiniz Huawei G8'i inceleyeceğiz. Bakalım teknik özellikleri, tasarımı, detayları nelermiş, hep beraber göz atacağız. İsterseniz şimdi hızlı bir şekilde teknik detaylarına bakalım. Sonra da hepsinin üzerinden teker teker geçeceğiz zaten. Evet, Huawei G8'in genel özelliklerine bakacak olursak eğer 5.5 inç Full HD bir ekranı bulunuyor. Bu ekranda 401 ppi desteğe sahip. Evet, Huawei G8'in genel özelliklerine bakacak olursak eğer 5.5 inç Full HD bir ekranı bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 615 işlemciyle geliyor. Adreno 405 GPU barındırıyor üzerinde grafik işlemci olarak. 13 megapiksel ana kameraya, 5 megapiksel de ön kameraya sahip. 3 GB RAM'i bulunuyor. 3000 mAh batarya ve 32 GB da dahili hafızası bulunuyor. Bu hafızada 64 GB'a kadar arttırılıyor. Ürünün fiyatı 1399 TL. Huawei G8'in ekranından başlayalım isterseniz. Ekran 5.5 inç Full HD, 1920x1080p çözünürlük sunuyor. Kaliteli ve güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim kendi deneyimlerinden yola çıkarak. Ayrıca yine 2.5D kavis kullanılmış ekranında. Bu da hem yazmayı kolaylaştırıyor hem de ergonomi açısından avantajlar sağlıyor. Bunun dışında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Yani aslında bakarsanız ekran tarafında aranılan bütün özellikler ideal derecede konumlandırılmış diyebiliriz. Ayrıca Gorilla Glass korumayla da geliyor Huawei G8. Benim orta segmentte en sevdiğim işlemcilerden bir tanesi olan Snapdragon 615 var üzerinde. Şimdi Snapdragon 615 orta segmentte gerçekten çok başarılı bir işlemci. Az ısınmasıyla ve de iyi performansı, yani stabil performansıyla öne çıkıyor. 8 çekirdekli bir işlemci, 4 çekirdek 1.2, 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışıyor. Yani toplamda 1.7 GHz gibi bir hız, saat hızına sahip diyebiliriz bu işlemci için. 28 nanometre ve 64 bit mimarisine sahip. İşlemciyi de Adreno 405 GPU ile desteklemişler. Şimdi ben işlemci ve de grafik işlemci tarafında neler yaptığımı söyleyeyim. Birincisi, Allah'ın emri, Real Racing 3 oynadım. Modern Combat Blackout oynadım. Bu oyunlarda gerçekten çok ama çok az bir ısınmayla karşılaştım. Bunun dışında ne frame atlama, ne takılma, ne donma, hiçbir sorunu yaşamadım. Gerçekten bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Genel olarak performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu işlemci için, orta segmentte bir işlemci için iyi çalışıyor, güzel çalışıyor diyebilirim. Huawei son yıllarda hem tasarım anlamında hem de performans anlamında kendi içinde çıtayı yükseltiyordu. Ama ne zaman ki kendi işlemcilerini üretmek gibi çok marjinal bir kararla karşımıza çıktıklarında dedik ki çıtayı rakiplerine karşı da çok yükseltti. Şimdi Huawei G8'in fotoğraf kalitesinden bahsedeceğim. Niye bunları söyledim? Çünkü firmanın en iddialı olduğu yerlerden bir tanesi de kamera ve fotoğraf kalitesi. 13 megapiksellik ana kamerasında optik imaj sabitleme bulunuyor G8'in. Pro modu bulunuyor yine. Birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Hazır filtreler yine kullanılmış bu üründe, Mate serisinde olduğu gibi. Gayet başarılı bir kamera performansı var diyebilirim. Hatta şunu söyleyeyim. Çektiğim fotoğrafları siz zaten görüyor olacaksınız. Gün ışığında gerçekten çok başarılı işler çıkartıyor. Düşük ışıkta da keza aynı şekilde iyi işler çıkarttığını söyleyebilirim. Gece biraz böyle granlasa da, hafif böyle bir parazitlese de yine de ben bu segmentte, bu fiyat segmentinde çok başarılı bir kamera performansı olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bazen ama bazen shutter hızında üzülmeler yaşayabilirsiniz. Her zaman değil, tam odakta bazen bunu yapıyor. Ama onun dışında gayet performanslı diyebilirim. 1080p 30 FPS'de yine Full HD videolar çekebiliyorsunuz kamerasıyla. Ön kamerası 5 megapiksel. Burada da f2.4 diyafram açıklığı var. Bu arada söylemeyi unuttum. Ana kamerasının diyafram açıklığı da f2.0. Bu da gayet başarılı bir değer. f2.4 demiştik. Burada da HD videolar çekebiliyorsunuz. Yani ön kamerada yine 720p videolar çekmenize izin veriyor. Aynı zamanda Mate S'te de gördüğümüz, hatırlayanlarınız vardır, bu mükemmel selfie olayı burada da devam etmiş. İsterseniz özel selfie'ler çekebiliyorsunuz. Yazılımda da buna destek verilmiş. Huawei G8 orta segmentte yeşil sahalarda görmek istediğimiz standartlara ulaşmış. Nedir onlar? 3 GB RAM mesela. 3 GB RAM oldukça performanslı diyebilirim. Çünkü bu tür cihazlarda Adreno 405 GPU, ayrıca 615 Snapdragon 615 işlemci ve 3 GB RAM gerçekten böyle Metin Ali Feyyaz gibi güzel bir üçlü çıkartmışlar. Bunu da gönül rahatlığıyla söylemek mümkün. Çünkü 1 GB'ınız her zaman cepte duruyor. 2 GB da ufak tefek işlere ya da büyük işlere koşturmak için sistem tarafından kullanılıyor.
başarılı 3 GB RAM. Üründe bir de 32 GB dahili hafıza var. 32 GB dahili hafızanın da ideal olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Keşke bu rakam 128 olsaydı. Biraz daha böyle gönlümüz rahat bir şekilde, gözümüz kapalı, elimiz gitseydi telefona diyebilirim. 3000 mAh bataryası var demiştik Huawei G8'in. Şimdi bataryaya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Ben kutu açılış videosunda kutusundan çıkan adaptörün 2 amper olduğunu söylemiştim. Özür dilerim, yanılmışım. Alt satırın bir üstündeki 0.2A'ya gitmiş gözüm hızlı bir şekilde baktığım için. Bir de Snapdragon 615'te quick charge desteği olduğu için aklım karışmasına hız verdi diyebilirim. Ürünün 1 amperlik bir adaptörü var kutusundan çıkan, bunu da belirteyim. Batarya konusundan önce izleyicilerimizden bir tanesi batarya konusunda şarj, deşarj gibi konularda çok ilgili uzun zamandan beri uğraşan Kaan Kaya isimli arkadaşımız sağ olsun bize ulaştı. Ve bana dedi ki, ben Amper diye bir uygulama kullanıyorum. Çok farklı cihazlarla da bu testleri gerçekleştirdim. Onları da ben de paylaştı bu arada. Gerçekleştirdim. Ürünlerin kutusundan çıkan adaptörler gerçek değerleri yansıtmıyor. Ya da daha iyi değerlerle siz bu uygulamayla bulup daha iyi değerlerle telefonunuzu daha hızlı şarj edebilirsiniz dedi. Şimdi ben amper uygulamasından, biz biliyorsunuz ben sentetik testler çok fazla yapmıyorum. Ben amper uygulamasıyla denedim. Ben bu telefonu 3 saatte şarj ettim. Yalnız uygulama der ki bu cihaz 1500 mAh'e kadar adaptör destekliyor. Onu da denedim. Bu sefer 2 saate düştü full şarj süren. Yani şunu demek istiyorum. Biz 3 saatte şarj ettik. Siz eğer 1,5 amperlik bir cihazla bunu şarj ederseniz 1 saat gibi bir gerileme elde edebilirsiniz. Hız kazanabilirsiniz adaptör konusunda. Gelelim batarya. 3000 mAh batarya beni 1,5 gün çok rahat idare etti diyebilirim. İkinci günü asla çıkartamazsınız. Bunu kafanızdan çıkartın. Bir gününüzde kesinlikle cepte ama 1,5 gün ideal diyebilirim. Çok fazla uğraşıyorsanız bir günün biraz daha üstüne çıkabilirsiniz. En büyük sebep donanım performansının iyi çalışması, iyi bir üçlü olması. Emotion arayüzü, zaten ben seviyorum bu arayüzü. Yine Emotion 3.1 arayüzüyle geliyor Huawei G8. Bataryaya ve de donanım takımına çok fazla yük bindirmemesi batarya süresini oldukça etkilemiş. Dediğim gibi 1,5 gününüz cepte diyebiliriz. Huawei G8'i teknik özelliklerini değerlendirdik. İsterseniz şimdi tasarımına göz atalım, sonra devam edelim. Evet, Huawei G8'in genel olarak tasarımına göz atalım arkadaşlar. Şimdi ekrandaki kavisten bahsedeceğim ama burada çok fazla görme şansınız olmayabilir. Şu kenarlarda bir 2.5D derinlik hissi veren bir kavis bulunuyor. Bu da yine her zaman örnek verdiğim gibi iPhone 6 serisinden bunu hatırlayabilirsiniz. Sağ tarafında ses açma kapatma tuşunu ve güç butonunu görüyoruz. Aşağı indiğimizde iki taraflı stereo speaker'ı görüyoruz. Bu da Huawei serisinde güzel ses almak için oldukça başarılı konumlandırılmış hoparlörler diyebiliriz. Orta tarafında da micro USB girişini görüyoruz. Buraya geldiğimizde ise SD kart girişini ve SIM kart girişini görüyoruz. Üst tarafta tahmin edeceğiniz gibi kulaklık girişi bulunuyor. Şurada bulunan da ses, daha doğrusu gürültü engelleyici mikrofon olarak geçiyor. Arka tarafa geliyoruz. Bu arada %95'i alüminyum olarak geçiyor telefonun. Yani tamamı neredeyse alüminyum diyebiliriz. Oldukça da başarılı dizayn edilmiş bence. Burada şöyle yaklaştırayım biraz. Çift tonlu bir LED flash görüyoruz. Bu LED flash turuncu olan gece çekimleri için, beyaz olan da gündüz çekimlerinde devreye giriyor. 13 megapiksellik kamera görüyoruz. Kameranın biraz şöyle bir çıkıntısı var. Şunu da şöyle göstereyim sizlere. Hafif bir çıkıntı bulunuyor. Alt tarafında da parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Şimdi parmak izi okuyucusunu buradan ne kadar performanslı anlatabilirim sizlere bilmiyorum ama şöyle bir deneme yapayım. Elimi tam yerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi açtı. Şöyle bir de ekran açıkken deneyelim. Şu anda koydum ve açtı. Yani gerçekten Mate S kadar hızlı olmasa da gerçekten bu da piyasadaki bu segmentte en iddialı parmak izi okuyucusu diyebilirim. Sizin için ne kadar kriterdir tabii, o da tartışılır. Sizin vereceğiniz karar. Mate S videosundan hatırlayanlarınız vardır belki. Ekrana C çizdiğinizde kamera açılıyordu arkadaşlar. G8'de de yine aynısı uygulanmış. Yalnız G8'de uygulanmasının enteresan tarafı, yani niye böyle bir şey yapmışlar bunu da anlayamadım. Sadece kilit ekranda bunu uygulayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi C'yi çizdim. Kilidi açmamı istedi. Açtım ve karşıma kamera çıktı. Şimdi bir de aynısını müzik için deneyelim. Kapattım. M çizdim. Evet, gördüğünüz gibi M'yi algıladı. Açtım. Müzik çıktı. Yani bunu
Bilmiyorum, yapmak çok zor bir şey değil. Sonuçta yazılımla alakalı bir şey. Keşke Mates'teki gibi şu ana ekrana çizdiğimizde yapsaydı ama burada gördüğünüz gibi ekranı kaydırmaktan başka bir işe yaramıyor. Ya bu bir exit diyebilir miyiz? Diyemeyiz aslına bakarsanız. Çünkü güzel bir özellik. Ama keşke kilit ekranında değil, her ekranda olsaymış. Genel olarak Huawei G8'in teknik özellikleri ve de tasarım bu şekilde arkadaşlar. Hoş bir tasarım var diyebilirim. Burada sadece ufak bir logosu var Huawei'nin. Bunun dışında tamamı alüminyum ve güzel bir tasarıma sahip diyebiliriz. Ürünün genel değerlendirmesini yapalım. Artıları, eksileri neler ortaya koyalım. Şimdi birincisi, biraz ağır gibi gelebilir size ürün. Aslında çok fazla ağır değil, elinize alışıyor. Ama tamamı alüminyum olduğu için biraz ağır gelme şansı var. Bu biraz daha dengelenseymiş daha iyi olurmuş diyebilirim. Bir eksisi daha, Wi-Fi tarafında 802.11 BGN destekliyor. AC de destekleseydi, yani yüksek hızda veri transferine izin verseydi çok daha iyi olacaktı. Çünkü günümüzde böyle bir şeye ihtiyaç var. Artılarından bahsedecek olursam, çiz olayı, bu çizerek yaptığımız kısa yollar gerçekten çok iyi olmuş. Yalnız onu keşke Mate S'teki gibi her ekranda yapabiliyor olsaydık. Kilit ekranda değil, her ekranda yapabiliyor olsaydık. Ama yine bir artıdır bu kısa yollar, bunu da söyleyebilirim. Son olarak parmak izi sensörünün çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Gerçekten 0.3 saniyeydi hatırlıyorsanız Mate S'te. Bunda da G8'de de 0.5 saniye. Yani bu rakamları bir kenara koyalım. Gerçekten hızlı ve performanslı olduğunu söyleyebiliriz. 1399 lira bandında, hatta şöyle söyleyeyim, ben bu videoyu çekmeye gelmeden önce n11.com'dan bir bilgilendirme geldi. Birkaç güne özeldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 1299 liraymış, kampanyası varmış. 1299 liradan baz alarak söylüyorum. Bu segmentte kamerası, donanımı, bataryası ve genel olarak tasarımı ön plana çıkan iyi ürünlerden bir tanesi diyebilirim G8 için. Başarılı buldum, bunu da söyleyebilirim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.